Merhaba, birlikte düşük FODMAP diyeti yapıyoruz. Düşük FODMAP diyeti ile ilgili bilgiler sana geldi. Dolayısıyla da onları okuyabilirsin. Burada belirtmek istediğim birkaç şey var. Düşük FODMAP diyeti çoğunlukla ya bağırsakta bir yara, hasar, iltihaplanma gibi bir şey olduğunda veya karbonhidrat intoleransı gibi bir durum söz konusu olduğunda, ki karbonhidratlara karşı intolerans birçok insanda maalesef günümüzde görülmeye başlandı, veya kalın bağırsaktaki bakterilerin ince bağırsağa geçtiği, diğer adıyla SIBO, İngilizce kısaltılmış adıyla SIBO dediğimiz durumlarda kullanılıyor. Düşük FODMAP diyeti uzun süreli kullanılacak bir diyet değil. Çünkü çok sağlıklı besinlerin diyetten çıktığı bir diyet. O yüzden belirli bir süre, kısıtlı bir süre diyetten bazı besinleri çıkarıyoruz ve listesi senin elinde. Sonra o besinleri çıkardıktan sonra o süreçte, çıkarılmış olduğu süreçte doğru bağırsak tedavisi yapmamız önemli. Bunu beslenme tedavisi olarak yapıyoruz. Beslenme tedavisinden kastım, bağırsakları sağlıklı hale getirici, iyileştirici bir beslenme yaklaşımı. Bu aşamada belki biraz daha katı bir diyet yapmamız gerekebilir. Belki düşük istemiyle düşük FODMAP diyetini karıştırmamız gerekebilir. Veya otoimmün eliminasyon diyetiyle düşük FODMAP diyetini karıştırmamız gerekebilir. Diyet zor olabilir. Çünkü bu senin sağlığın ve senin bağırsakların için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buradaki önemli olan şey şu, seni biz sağlıklı besinlerden uzun süre uzak tutmak istemiyoruz veya sosyal yaşamından etkilenmeni istemiyoruz. Yapacağımız şey bu süreçte bağırsak için en uygun diyet protokolünü belirlemek, düşük FODMAP gibi görünebilir ama ekleme çıkarma, bazı diğer diyetlerle karıştırma veya harmanlama yapmamız gerekebilir. Sonrasında bağırsağı destekleyici bazı besin bileşenlerini diyete koyacağız ve daha sonrasında çıkarmış olduğumuz besinleri İstediğin sıraya göre tekrardan diyete ekleyeceğiz ve durumu gözlemleyeceğiz. Bu aşamada soruların olabilir. Sorularını bana da sorabilirsin, asistan arkadaşlara da sorabilirsin. Önemli olan diyete uyumun, bunu güzel, motive bir şekilde yapabilmen. Düşük FODMAP diyetiyle ilgili daha başka sorun olursa bana da sorabilirsin. Görüşmek üzere.